السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Değerli kardeşler, Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların geçirdikleri her sabah iki melek iner. Birisi, "Ya Rab, infak edenin malını arttır," der. Diğeri de, "Ya Rab, imsak edenin malını telef et," der. Cömert insana her sabah melekler malının artması için dualarıyla yardımcı olurken, cimri kişiye de malının yok olması için yardımcı olmaktadırlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kabe'yi tavaf ederken birinin Kabe'nin perdesine yapışarak yalvarmakta olduğunu görür. Adam şöyle diyordu: "Bu beytin hürmetine beni affet, bağışla." Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Senin günahın nedir?" dedi. O da, "Anlatamayacağım kadar büyüktür," dedi. Efendimiz, "Onu anlat," buyurdu. Adam, "Ben çok mal ve servet sahibi bir kimseyim. Bana bir dilenci gelir, sanki o beni ateşten bir alev ile karşılar," dedi. Ve Peygamber Efendimiz de, "Benden uzaklaş," dedi. "Benden uzaklaş ki beni kendi ateşine yakmayasın. Beni elçi olarak hak ile gönderene yemin ederim ki, şayet rükün ile makam arasında dursan, sonra 1000 sene namaz kılsan ve gözlerinden çeşmeler akıncaya kadar ağlasan, madem ki sen cimrisin, yaramaz kimsesin, muhakkak ki Allah seni cehenneme yüzün üstüne atar," diye buyurdu. Evet, mal ve servet Allah'ın bir lütfu. Lütfun sahibi fakir ve yoksullara verilmesini emretmekte. Güzellik ve üstünlük bundadır kardeşler. Ve unutmamalı ki veren el alan elden daima üstündür. Cömert insanın toplumda daima saygısı ve itibarı olur. Cimri kişi ise ne dostları ne de itibarı mevcut değildir. Onun için cimrilikten sakınmalı ve Hakk'ın lütfuna şükretmek en büyük erdem olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız kardeşler. Mevlam inşallah ayaklarımızı İslam dini üzere sabit eylesin. Mevlam inşallah o cimrilerden, hani Efendimiz demiş ya, "Benden uzaklaş ki beni kendi ateşinde yakmayasın," dediği kullar zümresine bizleri dahil eylemesin inşallah. Aman, aman. Onun için kardeşler, imtihan aleminde olduğumuzu unutmayalım. Elimizdeki bütün nimetlerin hesabının sorulacağını, hiçbir eksiksiz olmadan bütün nimetlerin hesabını vereceğimizi aklımızdan çıkarmamak lazım. Ve elimizdeki malımızın inşallah hayır yolunda kullanmayı Mevlam cümlemize nasip eylesin. Mevlam cömert olmayı, bakın Yüce Mevlamız cömert, kullarının da cömert olmasını arzu eder. İnşallah cömert olmayı Mevlam cümlemize nasip eylesin. Dualarda kalın. Rabbime emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.